tane damat yapsın. Oyuncu Ozan Çobanoğlu, sunucu Ezgi Sertel'le evlendi. Öyle arkadaşlık aşka dönüştü. Evlilik teklifim yok. Çift evliliklerini neden 3 sene ertelediğini Star Life'a açıkladı. Bugüne nasipmiş. Yoksa bu sene de gidecekti. Ünlülerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen düğünden çok özel görüntüler ekrana geliyor. İki ünlü ismin düğün töreni öncesinde kına gecesine gidelim. Düğün olur da kına yakılmaz mı dostlar? Telli duvaklı gelin olan yemek programı sunucusu Ezgi Sertel, dizi oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Bir tane damat yapsın. Damat bey mahcup, gelin hanım her zamanki gibi enerjikti düğünde. Düğüne geçmeden, nikah kıyılmadan önce hem ünlü davetliler hem de çiftimizle özel röportajlarımız olacak. Aynı dizide oynuyorduk. Önce arkadaş olduk, öyle tanıştık. Sonra aradan yıllar geçti. Tekrar İstanbul'da bir araya geldik. Öyle arkadaşlık aşka dönüştü. Sonunda da uzun bir ilişkiydi zaten. Sonunda da evlilik oldu nihayetinde. Ooo, arkadaşlık aşka dönüşmüş demek ki. Hatırlayacaksınız, Tuğba özellikle Çeşme'de annesinin evinde uzun süre hem arkadaşı hem de menajeri olan Altan Nuh'la evlenmişti. Biz aslında 10 senelik arkadaşız. Arkadaşlığın aşka dönüşmesi son günlerde çok moda oldu. Değerli izleyenler, bu arada aşka dönüşen arkadaşlığın düğün merasiminde bir bilgi daha alıyoruz ki bu çok ilginç. Bir evlilik teklifi yapmamış damat bey. Evlilik teklifim yok çünkü gerek yoktu. Ya ben çok beceremiyorum öyle şeyleri. Açıkçası hani çok da örnek teşkil etmek istemiyorum ama yani şey oldu işte kendi aramızda. Hani evlenelim mi? Evet evlenelim. Aynen falan öyle. Hani böyle. Zaten hani evliliği nihayetinde hep konuştuğumuz için özel bir teklife gerek de yoktu. Olsun olsun. Evlilik teklifi olmasın. Sonucunda mutlu bir şekilde evleniyor çift. Zaten 3 yıldır düğün ertelenip duruyormuş. Zaten hani evliliği nihayetinde hep konuştuğumuz için özel bir teklife gerek de yoktu. Biz evet. Her sene bu senemi işlerden dolayı biraz ötelemek durumunda kaldık. Bir 3 sene öteledik. Evet, benim aktüel işlerim Ozan Bey'in dizi, set, çekimleri, sinema filmleri neticesinde. Bugüne nasipmiş. Evet, her sene bir şey oldu her yaz. Artık bu yaz da oldu ama Eylül'de yapalım dedik yani. Yok. Muradına eren Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'nun bir de bebek hayalleri var. Onun bir planı yok. Olursa olur yani. Kısmet tabii ki. Kısmet tabii, kısmet. Ozan Allah bir ömür ama boyu. Ama istiyorum yani anne olmak. Öyle İnşallah mi? Evet. İnşallah, inşallah. Keyifli sohbetin ardından nikah için salona geçiyoruz. Şu an farkındaysanız kameralar önünde deneyimli olan çift çok heyecanlı. Ezgi Sertel, Ozan Umut Çobanoğlu adına hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu şakalar eşliğinde bir ömür boyu aynı yastığa baş koymak adına işte böyle evet dedi. Bay Ozan Çobanoğlu Bey'le evlenmek istiyorsunuz. Tabii ki. Evet! Siz Ozan Çobanoğlu hiçbir baskı etki altında kalmadan tamamen kendi özgürlüğünüz ve isteğinizle Bayan Ezgi Sertel hanımefendiyle evlenmek istiyorum. Sarı olun, sarı olun! Ezgi! Evet! Çiftin nikah şahidi olan oyuncu Hakan Bilgin, bekar olan tüm ünlü isimlere evliliği tavsiye etti. Artık dünya evine giriyor, bu çok normal bir şey yani hepimizin sonu yani yapacak bir şey yok. Yani. Sonu. Onun için. Sonun başlangıcı yani, mı? Tabii tabii, o hepimizin sonu yani, o güzel bir şey yani, herkesin dünya evine girmesi, bir yuva yapması ve çoğalması yani, çocuklarının olması. Dizi aşkları ve aynı sektörden insanların evlenmesi konusuna Hakan Bilgin
ilginç bir yorumda bulunuyor. Çalışan sekreter kıza aşık olduğunuzda olay olmuyor da dizi setinde birine aşık olunca mı oluyor? Orası da bir iş yeri yani. Ki bizim iş yerlerimiz haftada 6 gün çalışıyor. 6 gün bir fil yani bir sesçi. Ne yapsın bir sesçi de aşık oluyor. Bazen bir sesçi bir makyöze aşık oluyor. Bazen bir kostümcü işte ışıkçıya aşık oluyor. Çok normal bir şey çünkü aynı ortamda yaşıyorlar. İster istemez o sürede birbirlerini tanıyorlar ve aşık oluyorlar. Peki tam da Hakan Bilgin'in bahsettiği gibi Çocuklar Duymasın dizisinde rol alırken aynı dizide yapım sorumlusu olarak çalışan Neslihan Uğur'la evlenen Özgür Ozan'a dönelim. O da düğüne davetli. Ya güzel bir şey. Hele ki evlilikten sonra çocukla devam ederseniz evliliğinize yeni bir milat katmış oluyorsunuz. Çocuk, hele ikinci çocuk uzun bir aradan sonra benim gibi 10 yıl sonradan aradan sonra ikinci bir çocuk daha da güzel oluyor. Hem özlemiş oluyorsunuz bebek mebek falan derken sayılı, kısıtlı ve kısa ömrümüzde hayatımızı renkli ve güzel geçirip saygı ve sevgiye dayalı bir ilişki sürerseniz evlilikte o kadar korkacak, zorlanacak bir şey yok. Zaten bir sürü genç arkadaşımız da evlendi. Bu sezon evlilik sezonu. Güzel bir şey abi, evlilik artık yeter. Durulmanın, artık o heyecanlı hayatın bir yerde bitmesi gerekiyor. Ve bir aile hayatı, düzenli hayat, güzel. Böyle başka bir şeyler için yaşamak, çocuğunuz olduğu zaman onun için yaşamak. Özgür Ozan da bekarlara seslendi. Özgür Ozan bu sene evlenenlerden en çok Tarkan'a şaşırmış. En çok şaşırdığımız kişilerden biri de oydu. O evlendiyse artık ben niye evlenmiyorum kimse demesin yani. O yüzden gelecek yıl inşallah yeni evlenen arkadaşlarımızın çocuk yılı olur.